Part 2. İnsanlar senle de Gollum geçiyorlar. Şuna yardım ediyor. Bilmem ne, şudur budur. Yani sen kendi ağzınla bak, çok kültürlü bir insansın. Her ne kadar şiven, doğu, yu anımsatıyorsa, hoş geldin Deniz Polat, güzel kızım benim. Yani onlara sen kalkıp da aldanıp grup içerisine girip buraya gelip onlara kahkaha attıramazsın bana. O zaman senin bana Günür hanımefendinin, bak Günür hanımefendi bir şey demedi gerçekten. Dedi ki sadece ben, sen beni nereden tanıyorsun? Ya dedi Sibel Baysal'la dedi, şey Sibel'e dedi, bir de tek dışı dedi, para gönderdiğinden dolayı biliyorum Zeynep seni dedi, Günür. Yani diğerlerini arkana alırsan kaybedersin. Anında satarlar. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Sen bana bugün para gönderdin mi? Bu önemli günümdü. Acılı günümdü. Ben senden istedim mi? Senin göndermen gerekiyordu. Göndermek zorunda mıydın? Hayır. Başka zaman ama keyfi olarak gönderiyordu. Ama şu an gerçekten hasta olduğundan dolayı rotayı bu tarafa çevirdin. Değil mi? Çünkü onlara uyuyorsun. Grup halinde çeteleşmiş mahlukatların eline düşmüşsün. O zodo bana yudum yağı gönderen, toz şekeri gönderen, onu da çok iyi biliyordum. Ama baktım ki bundan önceki videomda o bile sana aldanıp benimle dalga geçiyor. Nerede kaldı sizin insanlığınız? Nerede kaldı sizin kişiliğiniz? Sen az önce Günnur'un yayına, ben senin yayınında görüntü vermeden, Zeynep'e sesleniyorum. Görüntü vermeden yayınındayken otomatikmen pat Günür geldiğinde, Günür her zaman burada, Günür'ü sevmeyen yoktur. %100'ü sever. Harbiliğini, dobralığını. Sen kimlerden korktun? 10.000 TL gönderip seni dava eden kişinin adını anacak korkusuyla geri vites attın. Nerede kaldı aşiretlik? Nerede kaldı doğuluk? Ya her şeyi takip ederim. Her şeyi. Günür'de. Günür benden daha bilgili. Baktın ki hemen orada. Ha. Acaba onun adını mı verecek? Sanki Günür'ün de tanında. Günür kadar sen cesaretli olabilir misin? Kadınım diyorsun. Günür de kadın. Yeri geldiği zaman da adam. Ama korku sende. Korkunun ecele faydası var mı? Heh. Konuşturmamak için ne oldu? Gerçekleri söylüyorum.
Sibel ne diyorsun? Gerçekleri söylüyorum. Olan şeyi söylüyorum canım. Oradan acaba Lubunyaları kastetti ya Günnur. Lubunya Lubunya'nın düşmanıdır. Lubunya Lubunya'yı çekemez. Sen de dedin ya ben kaçayım. Beni de çekemeyenler var. Kacılar beni hiç çekemiyor diyen Zeynep. Ardından da Günur da dedi ki ne? Tamam doğrudur. Ama bir lafımı bitireyim diyor. Lubunya camiası Lubunya Lubunya'ya düşmandır. Çekemiyor. Kadın bilmez mi ya? Neyin peşindesin sen? Sanki sen kacısın, Günur kacı değil, biz de Lubunya değiliz. Lubunya, Lubunya'yı çekemez. Evet, Günur doğru söylüyor. Sen kendi ağzınla demedin mi orada? Ben gacıyım. Beni gacılar çekemiyor. Gerçekten Günur Hanım. Dedin mi demedin mi? Ha? Tamam gacıyı çekemiyorsa ben de ne dedim en son olaraktan son noktayı şu şekilde koydum. Dedim ki Lubunya'nın düşmanıdır. Aileden kardeş kardeşin düşmanıdır. Gacı gacının düşmanıdır. Yani. Sonra bana dedin ki ne? Neden dedin Sibel Sultan niye alevlendi acaba? Niye alevlendi? Aa çok sinirlendi Sibel Sultan. Gerçekleri söylüyorum Zeynep. Bak o video var ya, ben anında alırım o videoyu. Ama YouTube'ya atmam. Parçalarım, montajlarım, makaslarım o kısma yayınlarım. Dedin mi demedin mi? Ben sana kültürsüzsün demiyorum. Cahilsin demiyorum. Günür zaten çok otoriter, bilgili bir insan. Ne kadınlığını ne de le erkekliğini saklıyor. Ben buyum diyor. Ama sen orada kalkıyorsun birilerinden korkuyorsun acaba adını mı verecek Günnur diyerekten. Demek ki sen onlardan korkuyorsun. Aşiret kızı, güzel kız. Biz paylaşım yapmıyoruz böyle. Yazıp da. Gidere gider. Yani. Ne diyeceğim artık? Kadın doğru söylüyor. Bak burada kaç tane Lubunya vardır? Kaç tane gacı vardır? Gacı gacıyı çekmez, çekmez. Lubunya Lubunya'yı çekemez. Bu kadar basit. Yüzüne güler.
Vallahi doğruyu konuşana 9 köyden kovuyorlar. Ben doğruyu konuşayım da beni 18 diye bir köyden kovsunlar. Bu ne? Bin. Pardon. Bin. Yanlıştın orada, yanlış. Orada tırstın. Orada tırstın. Zeynep. Gündür acaba onun adını verecek mi? Onların adını verecek mi diyerekten? Ya ben burada mı değil mi? Beni ilgilendirmez sosyal medya sahibi ben değilim. Sadece ben burada yayıncıyım. Haklıyı, haksızı ortaya az önceki olaydan dolayı. Zodo sana da yazıklar olsun. Tamam. Hadi bakalım. Zodoymuş. Önceden adın Elvan'dı. Niye Zodo olarak değiştirdin? Neden? Elvan tutmadı mı? Ha? Neden canım? Neyin peşindesiniz siz? Olmazsın Zeynep. Olmazsan çünkü sen insanları konuşma diksiyonunla Günur'la karşı karşıya geldiğinizde ben sustum dinledim. Gacılardan açıldı, Lubunyalardan açıldı. Sen Lubunya tarafı olabilirsin. Ama Günur hem lezbiyen hem gacı olduğundan dolayı bilgisi doğrultusunda daha yüksek beyine sahip. Sen onun aşağısında kalırsın. Bunu demek istiyorum. Çünkü senin korktuğun birileri var. Ben biliyorum. Tam Günür orada ağzını açacaktı. Pat.
O havaydı canım, o civaydı. Nerede geldi bana? 10.000 TL'den bahsediyorsunuz. Aa. O gittiği gruplar var ya, gruplar canım. Şengül'e, Dilenci, na gebermedin mi diye adam salanlar. Bana gelip de bana bir şey diyemezsiniz ki ne? Ben sizin hakkınızdan iyi geliyorum. Tamam. Ancak gücünüz yaşlı kadınlara yetiyor. Ya. Feride. Kız. Grup. Örgüt içerisinde olan Feride. Kız eskiden gelirdin, Şengül sana merhaba derdi. Şimdi niye demiyor kız? Ha? Sen de örgütün içerisindesin. Yazık. Sizlere yazık. Vallahi billahi sizlere yazık. Ya. Sibel, bu dediklerini unutma. Ne dedim? Ne dedim? Unutmayı. Söyle bakayım bana. Sen örgütün içerisinde yer almıyor musun? Zeynep. Ha? Sayın mı isimlerini? Judith. Roy. Mehtap'la sorunum yok. Mehtap'la şeyin sorunu var. Şengül'ün. Herhalde öyle. Roy'la da benim sorun. Ben görüşmüyorum zaten kendisiyle. O benim hakkımda konuşmuyor. Ben onun hakkında konuşmuyorum. Ama Judith'le, Merve'yle, Kerem'le, onlar seni gıylasın. Hanıma. Ha? Ne dersin kız? Onların içindesin ya, üçünün. Hı. Ya. Sevengül'le de asla problemim olamaz. Çok severim kendisini. Ama Zeynep, sen o Judith müdür nedir? Onunla takıl. Ondan sonra başka kim demiştim ya? Kız gene iyisin, iyisin. Vallahi billahi 1.000 takipçi ettin kendini. Ya. Onlara takılmazsaydın, şu an var ya, doğal. Ne derler buna? O alev de yaramaz Fransa'daki.
da yaramaz. O da çok yalaka. Çünkü bana yapmış olduğun videoyu komplo kurduğunuzdan araştırdım. Sen kendini editör mü zannediyorsun? Ha? Birkaç kere Günnur'a okuyorum. Kendini bana acıttırdın. Para göndettirdim sana. Ukala evime geldin. Şşş. Nankör. Utanmadan. Bir de gelmiş buraya. Dur bakayım. Benim sana yaptığım videoyu niye oradan? Orada yayınlamayacaksın. Nereye gitti lan bu? Nereye gitti lan? Lan nereye gitti? Judith'in emrine amade olup yok Roy öyle bir şey yapmaz. Roy benim videolarımı ben küstüm onunla konuşmuyorum. Roy kullanmadı bunu. Judith kullandı o videoda, 1,5 dakikalık videoda Rabunyalara karşı bir video, 1,5 dakikalık. Buraya gelen şeyden bahsediyorum. Gürüstan hoş geldin. Eylül'den bahsediyorum. Buraya evime gelen. Hani Rabunyalara işte orada montajlama yapmış ya. Onu diyor bak. Neden diyor farklı sosyal medya platform hesaplarında yayınlamadın diyor. Bak, Judith de olabilir. Roy da, Roy zannetmiyorum. Roy çünkü niye kardeşim ben konuşmuyorum kendisiyle. O da benim hakkımda konuşmuyor. Ben de onun hakkında konuşmuyorum. Ama Judith seni kullandı. Ulan Gündür'e kaç defa sana para gönderdim okuyorum diye. Haram olsun. Eylül. Bir de utanmadan diyorsun ki ne? Niye yayınlamadın? Rabunyalara nefret kusuyorsun orada. Nerede alıntı varsa orayı montajlamışsın. Ondan sonra niye yayınlamadın? Ay efendim bir de gelmiş burada diyor ki ne? Benim sana yaptığım 1,5 dakikalık video diyor. Rabunyalara şey yapıyor. Kendi lali olamamış ya. Ben o kişiyle konuşmuyorum ben. Ben de konuşmuyorum. Kendisi de konuşmuyor beni. İkimiz birbirimizle konuşmak istemiyoruz zaten. O ayrı konu. Ama Judith bunu yönlendirdi. Tabii. O videoyu. Yıllar geçti efendim.
Üyüme geldi buraya. Oturdu, yedi, içti, çekim yaptı. Güya beni önceden videolarıma editörlüğümü yapıyordu. Aa, bu Eylül müdür nedir? Neresi Eylül ayo? Günür doğru söylüyor. Toplardan. Lale olur mu? Lemonya olur mu? Lemonya olmak kolay mı? 40 fırın ekmek yemek gerekir. Neyin peşindesiniz lan? Bir de buraya gelip demez mi? Yaptığım 1,5 dakikalık videoyu neden yayınlamadan? İyi. Hesaplarıma zarar verdireceksiniz, değil mi? Ben de enayiyim. Yılların usta yayıncısı. Üstü Baysal, Sibel Baysal. Ay, kaldır kız kadehi. İçelim beraber. Kimle? Hüsnü abi. Efendim? Keşken sana gönderdiği araya elçi olaraktan girdiğim Gündür'ün keşken Biricik Sultan'a gönderseydi, göndertirseydim. Sana değmezmiş. Sen git onlardan sinyali yat. Zaten o gözlerin var ya şöyle dönüyor, tek diş gibi. Videosunu bir izleyin efendim kanalımda. Senin de yüreğin yalanmış, yalanmış. Senin de kalbin yalanmış, yalanmış. Şurada. Bir insanın gözlerinden belli olur ne şöyle bir şey söyleyeceğim efendim. Ben biliyorsunuz bilmeyenler için de söyleyeyim. Adana'da gerçekten 14-15 yaşına kadar yaşadım efendim. Çocukluk arkadaşım kaç yaşındaydım işte? 14, 13-14 yaşında. İşte bilmiyorum, tam olarak hatırlamıyorum ama yani. Ha, şimdiki olaya gelelim. Yani eskiye girmeyelim de. Ha. Şimdi
Diyelim ki ne? Bir kızla bir erkek. Erkek kızın güzelliğine, fiziğine bakıyor. Kız da erkeğin basenler, buraya ne diyorlar ya? Buraya ne diyorlar? Ne diyorlar? Ha. Şey mi? Pazo. Pazo diyorlar buraya. Ha. Birbirlerine şey yapıyor. Kastiye canım. Pazo. Şöyle oluyor ya. Ama bu tür şeyler, aşklar, evlilikler maalesef efendim çok geç olmadan erken bitiyor. Ama göz göze, bakınız, göz göze şöyle biriyle karşılaşıyorsun. Şöyle bakıyorsun. Ama indirmeyeceksin gözünü, şöyle yapmayacaksın. O göz şöyle direkt. Göz göze aşk uzun temelli aşktır. Ya. Öyle konuşmayla, dille. Ay, ben de emlakçıyım. Ben de müteahhitim. Ben de sanatçıyım. Ben de fenomenim. Ben de ayakkabı boyacısıyım. Ben de bilmem neyim. Göz. Göz göze olan. Efendim, şu an konuşuyorum ama gerçekten ağrım çok. O yüzden sürebilsin diye bekliyorum. Yani gerekli olan müdahale neyse yapılsın. Tabii canım, göz Allah razı olsun canım benim bir tanem. Valla yani 4 sene deyince 4 sene boyunca Günnur bu şekilde, yani bu şey olarak görmedi. Ben de görmedim. Ben de görmedim. Ama bu 5. senede gerçekten çok kötü oldu. Hatta bir arkadaşım var benim, 30 senelik. Özellikle geçtim bu tarafa. Dedim hangi iğneyi şey yapayım. Bilmiyorum yani. O da bana bir iğne söyledi. Yani doktor ne yapar, ne eder? Çünkü hiç böyle olmamıştı. Acaba neden?
bu kadar böyle oldu. Aşağı doğru şişmeler oluyordu. Ama şu an yukarıya doğru çıktı. Bakalım. Doktor Bey ne diyecek? Belki bir iğne vurabilir. Ondan sonra yok yatamıyorum arkadaşım ya 10 gündür. Bir saat böyle. Şey yapıyorum. Yani hiç rahat değilim yani. Hiç. Oturduğum yerde rahat değilim yani. Gerçekten. O yüzden yani bu çapulculara kalkıp da öyle pabuç bırakmam yani. Tamam mı? Ulan ben bu kadar süreyi TikTok'ta harcamış olsaydım şu an paparonhanede olurdum. Olmazdım gerçi. Olsaydı Çağlar Kalın olurdu. Allah korusun. Çağlar Kalın. Öpüyorum seni. Sevgiler, saygılar. Kulüm yaptım. Ya Çağlar Kalın'ın pizi mi var Allah aşkına? Onu bile delirtiyorlar da gene ağızların payını veriyor orada. Ben yapamam orada bir piznakka. Ay nasıl Çağla geldi. Çağla melek gibi ayol. Çok seviyorum Çağla'yı. Kız sen? Çağla da benim gibi işte bak. Böyle yapıyor. Ha. Gördüğünü işine geleni okuyor. İşine gel. Aa o cevabını veriyor canım. Ben sana cevabını versem ne olacak? Cevabını vermesem. Kız sen temizsin iyi. Bu da kendi adını okutturacak ha. Kurban olsun anne sana. La la lay 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 la la lay lay. La la lay 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 la la lay lay. Anne hastaneye gidecek, gelecek. Tamam kurbani gel. Asıl ünlü fenomen. Efendim buyurun salon kızımız. Neredesin kız? Aruşka. Hah. Ya bilmiyorum ben o Eylül'ün yaptığı videoyu biliyorsunuz yani o Niler Albayrak gönüllü Lalü şeyi dedim ki göndereyim dedi. Fakat 1,5 dakikalık bilmiyorum aklıma gelmedi. Zaten hastayım. Yani bir de bana utanmadan burada diyor ki ne? Niye? Paylaştım. Ama nerede paylaştım? Lan? Eğilmiş adı. Aaa. Niler olsun, Seyhan Arman olsun, Çağla Akalın olsun, Öykü Ay olsun. Bunlar gerçekten hani gönüllü olaraktan e,
Livonya camiasında tanınmış aktif isimler. Bu Seleh kimmiş? Seleh aktif isim falan değil. Gönderecektim şeye. Nilere. Niler bak, bu bana Eylül var ya, böyle bir video yapmış. Göndermeye kalktım. Uzunmuş. 1,5 dakika mı yapmış? 2 dakika mı yapmış? 1:58 mi? Öyle bir şey herhalde. Sonra şeyde yayınladım ben. Sibel Baysal resmi hesapta. Oradan da zaten kaldırdım. Direkt beni aramayan kişi. Aylar geçti. Her şeyi biliyorum ben. Tamam. Eylül. Ben her şeyi biliyorum. Eğer o video var bende. Arşivimde duruyor. Nilere göndereceğim. Hatta Çağla'ya da göndereceğim. Tamam. Seni kim yönlendiriyor? Ben biliyorum. Seni kimsenin yönlendirmesine gerek yok. Çünkü sen zaten bir şeytansın, iblissin. Buraya geldiğinde gözlerinden anladım senin. Minibalar, isminiz yok mu? Muhabbet böyle. 1989. Aa, ama biz 2024'e gireceğiz efendim. E kardım ne dede böyle. Eğer Şengül Kokuri'ye naşlarsan sana madilik. Ona göre. Yok, bir ay kaldı. Kasım, Aralık, Ocak işte. Kasım'a çıktık. Kasım, Aralık. 2 ay. 2 ay sonra 2024. La 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 la. Gel beraber
Mer içelim kendimizden geçelim. Herhalde kız Berak oldu. Avatar. Dimas Markanta Marcos Brakatov Kong Kong Nam Tonti Tostan Numan Tontist. Eller yukarıya. Beller. Kemerler. Takınız. Takınız. Evet. Ona göre. Helin sen ne diyorsun? Ben anlamadım canım ya. Gerçekten, gerçekten, gerçekten bu kimmiş? Aa, tanımıyorum. Kız Helin. Beni WhatsApp'tan arayacaksın ablacığım. Ondan sonra seni konuk olarak alacağım. Yoksa oho kardım le dede buli olaraktan her önüme geleni konuk olarak alsam programıma ne olacak evladım? Ne olacak? Soruyorum. Yine de dol kalacağım. Hayır, seni tanımıyorum. Gerçekten. Ya belki de tanıyorum ama affına sığınıyorum. Çok özür diliyorum. Tanımadığımdan dolayı ben kimseyi konuk olaraktan Deniz Polat mı? Bak. Geldiniz. Kaçacaksın hadi. Deniz. Bak. Sibel'cim merhaba annem, iyi akşamlar, iyi yayınlar, iyi Ay gel sohbetler, bana nasılsın? otur. Sibel sana. Deniz Polat. Hayırdır Sibel'cim, hastaneye niye gidiyorsun annem? Umarım kötü bir şey yoktur. Alıkmak zorunda değilsin eğer istemiyorsan. Tamam anladım, alıkma. Okey. Okey, tamam. Yo, zaten birazdan çıkacağım. Hayır, onu Sen de duydum da dedim acaba. tam zamanında geldin. Süre bitiyor. Kız yok, ben ne zamandır buradayım, girdiğimde Sibel'cim iyi yayınlar dedim. Aa, Deniz Polat sağ ol dedin ama ben bir saattir buradayım. O zaman süre bittikten sonra 20 dakikası öyle açalım mı? Bir dublem var. Gazozum. Olur, solistim benim de var bir dublem. Beraber içelim onu. Hadi, kapanıyor mu? Yok, dur bekle. Ha, tamam, peki.
Çiçekler, çiçekler, çiçekler. Şey, 10 gündür falan içmiyormuşsun duydum. Hayır, çiçekler nerede? Ha, Bakın. çiçekler burada, bir saniye. Dur, çiçekleri göstereyim. Evet, Deniz hanımefendinin efendim evinde bir şey yetiştirdiği çiçekler görüyorsunuz efendim. Ne kadar güzel. Ay, bir saniye dur, şunu kapatayım. Tamam. Bugün menüde ne Ay. vardı? Annem bugün köfte, patates, avokado ezmesi, iri kıyım, süzme yoğurttan cacık, süme et ve köfte patates. İyi, afiyet. Ben boşuna mı diyorum İlkay abiye? Yani bol şey yapar Deniz Polat hanımefendi. Annemi öyle seviyorum ben ya. Ne bileyim, oturup bir kavun peynirle bir rakı içemiyor. Ay, şarap falan içtiğim zaman önemli değil. Şey, hemen bir peynirle bir, ne, zaten şarkısı bile var. Bir dilim beyaz peyniri, yarım şişede şarap diye. Efendim, şu an Deniz Polat hanımefendi ile son dakikalar fakat süreyi bekliyorum. Ondan sonra gullüm olacak. Yani artık gullüm mü olur? Deniz ne yapar? Ne eder? Ama şu an şey Ney? yok şey yani ha. Bana madık Gülnur kule atıyorlar ediyorlar ya alıkmıyorum ha bu zaten efendim YouTube ondan sonra efendim tekrar geleceğiz şu anda efendim buyurun Deniz Polat çiçeklerde kalmış şey pardon yemeklerde kalmıştınız. Onları nasıl yapıyorsunuz bir anda? Ne kadar marifetlisiniz. Helal olsun. Eliniz de lezzetli ya. Ya Sibel'cim, ben şey, mutfakta zaman geçirmeyi seviyorum. Yani kimileri yemek yapmayı sevmez. Ben tam tersi çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor böyle yemek yapmak. Ne bileyim, o soğanları kıtır 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 doğramak. Ne bileyim, yani bir de bende bir huy var. Bir gün yediğim yemeği Allah'ın gücüne gitmesin, İkinci gün yiyemiyorum. Yani ne bir tuhaf, yani hiç güzel bir alışkanlık değil aslında. O yüzden her gün giriyorum mutfağa, az az yapıyorum. Ama her gün yapıyorum yani, ve seviyorum. Yani bana böyle terapi gibi geliyor mutfakta zaman geçirmek. Yani mesela dolduruyorum rakımı, bir yudum rakımı içiyorum, bir patates doğruyorum misal. Bir yudum rakımı içiyorum, bir salatamı yapıyorum. Hani öyle zaman geçirmeyi seviyorum. Biliyorsun, uzun yıllardır da yalnızım. Yalnızlığa da çok kötü alıştım. Yani ne bileyim, kendi kendimle olmak bana yetiyor. Yani arayış, ya illa hayatımda birisi olsun ya da birileri gelsin veya ben bir yerlere gideyim falan olayın modunda da değilim. İşte böyle bir tanem. Bugün Günnur canlı yayındaydı, dönmüş Hollanda'ya. Baya güzel bir konuşma yaptı, hoşuma gitti. Hani Lubunya yaptığını kimse yapmıyor. Çekememezlik, hasetlik, hepsi harfi harfine doğru, çok doğru tespitler. Ya şimdi Deniz, her şey Avrupa ile bitmiyor. Beyinle, kültürle, bilgiyle, görmeyle, Ya ona bakarsan yaşamayla. Bir de cahillerle uğraşmak gerçekten cahillere laf anlatacağına ne demişler? gitmeyin canı kalil Efendim, süre bitmesini bekliyorum. YouTube kanalım Baysal TV 06 ve az sonra efendim Deniz Polat
Kadim dostum, kendisi Deutschland, Almanya'da çok bilgili, Lubunya benim gibi tırnak içerisinde istisna olarak da yani. Ondan dolayı az sonra yapacağım video kanalıma bakmayacağım. Bu ne ayol? Top Kemal top. Hani sen kendi öyle bir kullanıcı adını alır mı ayol? Top Ay Kemal top. yemeği göstersene Deniz Polat. Ya masamı göstermeyeyim Evet. annen ya. Yani Göster son saniyeler. Evet efendim Deniz Polat'ın yapmış olduğu mutfağındaki lezzetli menüleri şu an birlikte göreceğiz efendim. Beraber bakalım. Çok merak ettim çünkü çok güzel yapıyor. Ay canım istedi artık burada var mı ki? Ay vallahi ben de yarın yapacağım. Ne var menüde efendim? Kamera dönmedi herhalde. Deniz kamera dönmedi. Efendim, ay görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel lahana sarması yapmış, pizza yapmış, zeytinli, ıspanaklı börek yapmış. Gerçekten çok güzel. Ben diyorum ya efendim, güzel yapar. Lezzetli yani. Böyle yaşamanın tadı kalmadı. Düşenin ya da dostu yokmuş. Aman aman yomuş. Aman aman yomuş. Aman. Düşenin dünyada dostu yomuş. Aman aman. Efendim, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Baysal TV.